İstanbul Edebiyat Evi olarak bugün sevgili Işıl Kasapoğlu'nun evine misafiriz. Şamdanları, tabloları, heykelleri, köpekleri ama onları dışarıya gönderdik biraz koşsunlar diye. Öncelikle teşekkür ederiz biz misafir ettiğiniz Rica için. ederim. Ben teşekkür ederim. 26. İstanbul Tiyatro Festivali vesilesiyle buluşmuş olduk. Ama ben çerçeveyi biraz geniş kıldım. Işıl Kasapoğlu'nu yakalamışken aklımda pek çok soru vardı. Yıllardır kendi açımdan biriktirdiğim diyeyim. Onları soracağım. Ama öncelikle böyle işte İstanbul Edebiyat Evi, Işıl Kasapoğlu'nun evindeyiz. Ben öyle şeyleri de biraz garip buluyorum işte. Işıl Kasapoğlu şöyle bir yönetmen, böyle bir yönetmen. Hani bunları artık anlatmaya, takdim etmeye ihtiyaç yok. Bence söyleşi esnasında konuştuklarımız hatırlatacak, en azından hafızaları tazeleyecek diye düşünüyorum. Ama evde olmayı sever misiniz? Biraz evden başlamak istedim. Gerçi sizin için ev neresi? Mesela o da bana biraz karışık olabilir gibi geliyor ama. Evet, yani bir ev diye bir mefhumum açıkçası yok. Yıllardır sokaklardayım çünkü gerçeğe baktığımız zaman. Hayatımın bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü Paris'te geçti. Uzun yıllardır, 10-12 yıldır bir teknede yaşıyorum. İşte bir Mordoğan'da bir evim var. Oradan oraya dolaşıyorum. Aslında nerede iş yapabiliyorsam oradayım. Köpeklerimle birlikte seyahat ediyorum. Ankara'da, üniversitede, Bilkent'te ders verirken gene köpeklerimle gidiyorum. Dersim veriyorum 2 ay, 3 ay neyse bir sömestr geliyorum. O yüzden bağlı olduğum, kendimi ait hissettiğim herhangi bir söz konusu değil. Yani teknemde bana ait eşya olarak, yaşam eşyası olarak daha fazla iş var buraya oranla. Yani orada da tablolarım var, kendi birlikte yaşadığım objelerim var, kitaplarım var. Her yerde öyle biraz. Ona bakarsanız semaver de bir evim. Çünkü eşyalarımın yarısı da semaverdi. Hatta kitaplarımın hemen hemen hepsi. İşte ödüller, şunlar, dosyalar. Ben biriktirmeyi bir anlamda sevmiyorum. Yani böyle bağlı kalmayı bir şeye. O yüzden de tiyatroyla da uğraşıyorum. Yani tiyatro da yok oluyor, kayboluyor. Benim bütün yaşamımdaki şeyler gibi. Ne kendimle ilgili röportaj şu bu biriktiriyorum, ne onları seyrediyorum, ne okuyorum o konuda. Başka konuları da çok okuyorum ama. Yani kalmadığı, yok olduğu için her şey benim için güzel. O yüzden ev de yok olduğu için güzel. Yani bir evim yok. Ama bir sürü evim var. Öyle bakalım. Tiyatro yapma yolculuğunuz aslında bu yok olma dediniz ya tam olarak bana zaten böyle bir yeniden dökümüne bakarken bunu düşündürmüştü. Oraya ayrıca geleceğim ama bir de şey var aklımda. Mesela işte biraz araştırdım falan filan Onat Kutlar'la Tabii, tanışmanız tabii. vesaire işte radyo tiyatrosu metinleri yazmanız. Sizin için tiyatro evet tamam bu. Ben bu yola gireceğim dediğiniz bir an, bir Var, hikaye. var. Bu yani o da Galatasaray Lisesi'nde başladı. İşte Galatasaray Lisesi'nde tiyatro kolundaydım. Daha sonra oyunlar yaptık. Hatta ilk defa sahneye de orada çıktım. Ali Rıza Bey oynadım Yaprak Dökümü'nde. Aa. Daha komedisi var ama yani oradan bir de liseler arası en iyi aktör şu bu ödülü aldım. Yani ta o dönemlerden Aktörlüğünüz çok gölgede hiç sıfır yalnız. yani. Evet. Ama işte öyle bir şeyler de yaşadım. Ama orada derdim şuydu. Birikimli bir, yani çok okuyan bir çocuktum gençken de. Annem sayesinde biraz. Ve Galatasaray'da da ilk böyle bize Camus'yu, Yabancı'yı, ardından Sartre'ı okuttukları zaman bütün hayatım karmakarışık oldu. Biraz varoluşçu, egzistansiyalistlerin içinde. O zaman çevremi de öyle yaptım şu bu. Ama zaman içinde o egzistansiyalizm, varoluşçuluk biraz politik yaşama doğru döndü. Bir takım şeyleri farklı kavramaya başladım ve dedim ki benim derdim var, ben bunu paylaşmalıyım, anlatmalıyım ama nasıl yapabilirim? Sonra bir baktım ki elimde bunu yapacak silah olarak tiyatro var. Ben tiyatrocuyum. Yani daha Galatasaray Lisesi'nde okurken, liseli öğrenciyken tiyatro yapmam gerektiği ve onu onunla anlatma gerektiği
iyi kafama koydum. Orada güzel bir şey daha oldu tabii. O ilginçti çünkü hiçbir zaman oynamayı düşünmedim ben. Hep ya tiyatroda dramaturji yapayım ya da yönetmen olayım dedim. Fakat tabii bu arada şehir tiyatroları, İstanbul Belediye Şehir Tiyatroları'na gittim, müracaat ettim, mızrak tuttum, figürasyon yaptım. Herkes gibi her şeyden geçtim konudan. O dönemler gene 1973, 74, 75'ti. O dönemler epey eskidi. O dönemlerde işçi tiyatroları kurdum, başka işçi tiyatrolarında çalıştım. Efendim köprüye karşı yaptığımız oyunlar oldu, grevlere gittiğimiz oyunlar oldu. Yani patır kütür işin içine o kadar erken yaştan itibaren girdim ki yolum zaten orada çizilmişti ne yapacaksam. Bu arada bir yandan tiyatro yapmaya çalışıp bir yandan endüstri tasarımı okumaya çalıştım. Sonra endüstri tasarımı bana fazla şey, lüks, yani başka tür bir şey yapayım, hukuk okuyayım, hadi hukuka yazıldım şu bu. Sonunda da biraz gittim. Gittim, Paris'e gittim. Tabii ki tiyatroya devam ettim. Yani hiç kopmadı aslında bir 47 yıldır falan. 47 yıl, 48 yıl önce ilk maaş bordrom var. 939 lira. Nerede? Şehir tiyatrosundan. Ve şey, ya mızrak tutuyordum ya da Beklen abinin, yani o da benim büyük ustalarından, Beklen abinin asistanı ya da işte figüranı olarak öyle diyelim. Ta o günlerden var. Yani yolum çizilmişti. Paris'e gittiğimde de işte mecburen diye Sorbonne Üniversitesi'ne yazıldım. Tiyatro bölümüne. Orada Mehmet abiyle tanışmam var. Mehmet Ulusoy'la. İşte başka çok iyi yönetmenlerle tanışmam var. Onlarla ilişkilerim var ve gide gide bugünlere kadar geldim ama tiyatrodan başka bir şey zaten yapamayacaktım galiba ya da öğrenmedim. Kendi kendime yazıyordum elbette. Her genç liseli gibi ben de şiirler, öyküler yazdım. Arada dediğiniz gibi radyo metinleri de yazdım. Tabii çünkü 16 annem yazıyordu. Yaşında onları yapıyor olmanız biraz hani yani... Bence tiyatro metni yazıyor olmak biraz daha başka. Hani şiir, öykü belki birazcık daha... Yok, ben direkt tiyatro şeydi, radyo metinlerine girdim yazmak için. Çünkü diyaloglar önemliydi. Nasıl geçeceğimi. Annem de yazardı o dönemler. İzmir'de bir gazeteciydi. Oradan aldım çok şey kafamda. Yani o bana Stendhal, Balzac'ı, Dostoyevski'yi tanıtan gene sonuçta annem oldu. Ve o yaşlarda, daha 11-12 yaşlarında. Tabii bütün o dönem okuduklarımı daha sonra tekrar okumak zorunda kaldım. Çünkü kesinlikle aynı şey değildi o dönem okumakla. Ama başka yolum yoktu. Ben bir tek derdimi tiyatroyla anladım. Başka elimdeki şey yoktu, malzeme yoktu. Yani bir tek tiyatroyu biliyordum. O yüzden de ısrarla tiyatroya devam ediyorum. Mesela bazen konuşuluyor niye sinema yapmıyorsun diye. Çünkü tiyatronun gerçekten... her şeyini öğrenmeye çalıştım. Işığını, sesini, kamyon yüklemeyi, kamyon boşaltmayı, kaç metre küpe, kaç metre dekor girer. Şimdi sinemaya atılmak demek benim için belki muhteşem, çok güzel, belki bir gün hala olabilir. Ama onun objektifini öğrenmem, ışığını öğrenmem çok başka bir şey. Ben de yaptığım şeye tamamen hakim olmak istiyorum açıkçası yani. Işıkçıdan daha iyi ışık bilmek istiyorum, sesçiden daha iyi ses bilmek istiyorum ya da bir analist kadar, psikanalist kadar abartmayayım elbette ama yani çabam en azından. Çünkü o kadar yıl analiz yaptım, boşa heba gitmez. Peki bu kısımlara bu kadar hakimken işte topluluklarınızla beraber çalıştığınız tiyatrocularla onların gözünden bakıyor olsanız çalışması kolay bir rejisör müsünüz? Zor bir yönetmen misiniz? Yani şuyum, bu kadar ışığı da bilmek, şeyi de bilmek hem çok evet keyifli. Evet ama iki tane avantajım var. Bir tanesi çok tecrübem var. Yani gerçekten düşünsenize Paris'te Théâtre Avenir'i kurdum. Evet. 10 yıl falan Théâtre Avenir'le bütün dünyayı dolaştım. Yani Antilles adalarından Kuzey Afrika'ya bilmem New York'tan nereye kadar bütün dünyayı dolaştım kurduğum tiyatroyla. Daha sonra İstanbul'da Akademi İstanbul. Akademi İstanbul'dan Semaver Kumpanya doğdu.
Semaver Kumpanya doğmadan biraz önce İzmit Şehir Tiyatrosu. Bunları topraktan, yerden, sıfırdan kurulmuş yerler. Daha sonra Aksanat Tiyatrosu, Tilbe ve Cüneyt'le, Köksal'la daha sonra. Yani bir, bu kadar tecrübe. Bu kadar tecrübe demek, bu kadar rencontre, karşılaşma, bu kadar insanla birlikte yaşama, bir şeyi götürme. Buradan sonra ister istemez o tecrübe, o kadar oyuncuyla, fazla oyuncuyla çalışmak, o kadar fazla oyun yapmak ve seyirci karşısına çıkmak, ister istemez daha kolay çalışılabilir bir adam olarak görüyorum kendimi. Ama çok çok sert olabilirim ama gene de yaptığım hiçbir şeyde ikincil bir taraf yok. Bütün samimiyetimle yaptığımı biliyorum. Yani provalarda çok sert provalar yaşadığımı biliyorum. Bazen anlatıyorlar. Hele genç halimle, yani insanlara su şişesi fırlatmaktan, sigara tablası, masaları devirmekten. Bütün bunları yapmışımdır. Hatta belki hala da öyle denk gelirse yapıyorumdur bunları. Ama bunların içinde hepsinde gerçekten samimiyet. Yani sevgi de demiyorum. Sevgi elbette her zaman var. Sevgi olmasa bu meslek yapılmıyor. Ama bunu samimiyet diye adlandıralım. O samimiyetle ben kendimden koca koca aktörlere su şişesi fırlattığımı biliyorum ve zarar verdiğimi de biliyorum. Yani elbette ki zarar derken gerçek fiziksel bir şeyden söz etmiyorum ama sonunda bu kadar adamla birlikte, bu kadar aktörle birlikte çalıştıktan sonra öyle aramın bozuk oldu ya Işıl Hoca'da bilmem ne denen bir şey yaşamadım henüz. Şimdilik götürüyorum 68 yaşında. Siz aslında az önce bahsederken ilk bıraktığınız yerden yok olmaya döneceğim. Şimdi biraz önce de söylediniz 82 Paris Tiyatro Veni, 95 Cüneyt Türel ve Tilbe Saran'la İstanbul'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, 1997'de İzmit Şehir Tiyatrosu, 2002'de kendi bağımsız topluluğunuzla Semaver Kumpanya. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Benim açımdan çarpıcı olan bu bir döküm gibi görünüyor ama bir taşrada tiyatro kurma deneyiminiz var. İstanbul'da birden çok tiyatro kurma deneyiminiz var. Aslında sponsorlu tiyatro kurma deneyiminiz var. Bağımsız tiyatro kurma deneyiminiz var. Bunların hepsinin birbirinden farklı şeyler olduğunu düşünerek soracağım. Bu tam olarak da o yok olmak dediğiniz şeyi de düşündürdü bana. Kurmuşsunuz, sanki bir yoluna koymuşsunuz, sonra bırakmışsınız. Aynen ama zaten amacım oydu hep. Yani İzmir Şehir Tiyatrosu'nu kurdum. 5 yıl geçti. Dedi, belediye başkanına gittim. Belediyenin tiyatrosu. Dedim ben artık bırakmak istiyorum. Nasıl olur sizin çocuklarınız olur. Yok dedim ben bırakayım, başkalarıyla çalışmaları lazım. Ve onun yerine yerime adam önerdim de. Yani yerime yeni bir yönetici önererek. Çıkan nadir insanlardan bir tanesiyimdir. Yani bırakın kavgayı, kim olacak böyle bir de. Ben gidip açık açık işte benim yerime bu aktörü, bu yönetmeni önermek istiyorum deyip ve her şeyi düzgün kendi görüşüm içinde yaptım. Çünkü orası da bitmeliydi benim için. Yani benim için bitmeliydi. Yoksa tiyatro bugüne kadar devam ediyor, ne mutlu. Aynı şey Semaver'de geçerli. Semaver'i de yaptım, bir yere kadar getirdim. Sonra onu işçi kooperatifi yaptım. Çocuklara dağıttım ve dedim ki bitti benim. Bundan sonrasını siz yürütmek zorundasınız ve yürütüyorlar, çok mutluyum. Yani her şey öyle geçti. Tiyatro Avenir benden sonra uzun süre yaşadı Paris'te. Şimdi bütün bunlar çünkü ne verebiliyorsam bir yerde onu hissedebiliyorum. Bir yere kadar veriyorum. Ondan sonrasını artık yenileri, yeni insanların gelip vermeleri ve onlarla devam etmesi. Çünkü sonuçta varılacak yer oradaki aktörler. Oradaki aktörlerin nereye kadar benle birlikte yürüyebilecekleri. Ondan sonra başkalarına ihtiyaçları var. Başkaları alsın ve ben aradan çekileyim. Onu da yapıyorum. Sürekli yapıyorum. Yani bu aslında biraz şeye benziyor. Belki 150-160 oyun yapmışımdır. Tam olarak açıkçası bilmiyorum. Belki daha az, daha çok. Ama hayatımda hiçbir oyunumu seyretmedim.
Çünkü benim için o yolculuk, o prova yolculuğu ya da o... Yani bir 3-5 sene sonrasında da gidip hiç... Hayır, hayatımda hiçbir oyunumu seyretmedim. Yani prova süreci bittiğinde... Prova general, yani genel prova dediğimiz son akşam seyircili ya da seyircisiz. Genel provadan sonra ben hayatımda hiçbir oyunumu seyretmedim. Ne Amadeus seyrettim, ne Hamlet seyrettim, ne... Seyirci tepkilerini merak etmez misiniz? Hayır, çünkü ben onu doğurdum. Yani arkadaşlarımla birlikte onu seyirciye verdik. Ondan sonra o nasıl yetişiyor seyirciyle beraber hepsini takip etmek istemiyorum. Onlar kendi başlarını alıp gidiyorlar. Hiç seyretmedim. İşte bu da hep o belki demin dürttüğünüz benim de tam olarak sağda solda kafamda yerleşmeyen o bitmek yok olmakla ilgili bir şey. Yani benim için genel prova akşamı oyun bitiyor. Ondan sonrası nasılsınız? Beraber geçtim. Hadi geleyim beraber akşam bir yere çıkalım. Gittiğim zaman da kuliste oturuyorum. Yani gitmiyor değilim. Bazı oyunlarımı arada sırada arkadaşlarımı görmek, aktörleri görmek için gidiyorum. Bekliyorum kuliste. Oyun bitince beraber çıkıp bir şeyler yiyoruz. Peki onların izlenimlerini almaya çalışıyor musunuz orada? Hayır. Bir küçük gazetecilik yapıyor musunuz? Hayır, hiç. Nasıldı sıfır. Seyirci ne yaptı? Bilmiyorum. Seyirci ne yaptı diye elbette nasıl soruyorum. Nasıl oynadıklarını falan anlama. Hayır, nasıl, hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Yani aklımın ucuna bile gelmiyor öyle bir şey. Mutlular mı? Mesela dünkü yazışmalarıma bakarsanız, dün işte festivalde ne vardı? Tartüf vardı, şey vardı. Giden arkadaşlarıma, seyirci mutlu muydu, siz mutlu musunuz? Sadece sorduğum soru bu. Nasıl oyun, beğendin mi? Sormuyorum bile. Yani insanlar mutlular mı gördükleri şeyden, nasıl ileri gidiyorlar? Benim de meselem biraz orada. Benim meselem o prova süreci ya da o tiyatroyu kurma süreci. Çünkü orada zaten her şey yaşanıyor. Orası zahmetli de bir bölümü ama. En zahmetli bölümü. Elbette. En zahmetli, en zor. Yoksa oyunu yaptıktan sonra oturup gidip seyretmek en kolay şeyi. Hani her akşam gidip not almak falan. Ben öyle bir yönetmen değilim. O tür yönetmenler de var. Hepsine saygı duyuyorum. Kimseyi eleştirdiğim yok. Her şeyi yapabilirler ama ben çocuk doğduğundan itibaren onun seyirciye ait, aktörlere ait. Onlar birlikte anne baba büyütüyorlar. Peki çocukları. Sizce tiyatro kutsal bir şey mi? Hayır. Yani bütün bu söylediklerinize bakarsak. Hayır, kesinlikle kutsal falan bir şey yok. Yok olabildiğine göre. Yok olabildiğine göre. Hiçbir kutsal falan bir tarafı yok. Tiyatro bir takım derdi olan adamların o derdi paylaşmasının bir yolu, bir yöntemi. Herkes bir şey biliyor. Kimisi resim yapmayı biliyor. Kimisi edebiyatta bunu yazarak anlatıyor. Biz tiyatrocular da bunu tiyatro yoluyla anlatıyoruz. Tiyatro yoluyla anlatırken yönetmen var, aktörler var, ışıkçısı var, kostümcüsü var, sesçisi var. Hepsi aynı değerde bir grup insan, dekoroyucusu, şusu busu. Bunu oturup o derdimizi anlatmak meselesi. Yoksa öbür türlü ticari tiyatroya dönüyoruz ki o da saygılı bir meslek. Yani niye turşu satana karşı çıkmıyoruz da ticari tiyatro yapana karşı çıkacağız? O da ticaret yapıp tiyatrodan para kazanmak istiyor. Kazansın da ayrıca, yani kim kime nasıl karşı çıkabilir ki? Siz aslında hani hem ticari tiyatro yapıyorsunuz hem bağımsız tiyatro yapıyorsunuz. Burada şey biraz nüans, yani Türkiye'de mesela bu tartışmalar hep bir birbirine karşı katılaşarak karışmaksızın tartışılıyor bir de. Yani işte kamu tiyatrosunu eleştirenler onun yerine tek seçeneği hani kamunun tiyatrosu olmasın mı, bir kamu tiyatrosu olmalı ama böyle olmamalı mı? Şimdi kamu tiyatrosu derken illa ödenekli tiyatrolardan söz etmiyorum. Yani önce bir öncekine yanıt vereyim. Yani ben de ticari tiyatro. Hayır, ben ticari tiyatroyu ticari diye yapmadım. Hep bir bok, bir şey anlatmak için. Bir şey var içinde ve onu çözüp anlatabilmek aslında için. Aslında zaten yaptım. Sormak istiyorum. Yani ya ticari o demek değil. Bütün bunların dengesi sizin açınızdan ne? Yani anlatılan, paylaşılan şeyler ve yani dünyada daha iyi, daha doğru, daha güzel, küçücük de olsa katkıda bulunabiliyor muyuz? Herhangi bir katkımız olacak mı? Yoksa bunu sadece kendimizi göstermek, insanları mutlu etmek, hoşça vakit geçirmek için mi yapıyoruz? Ya da bir şeyi paylaşma derdimiz var mı? Yani ne ticari tiyatro derken
bir takım şeylerin anlatılabildiği bağımsız tiyatrolardan bahsediyorum. Evet. Ne de kamu tiyatrosu derken sadece ödenekli tiyatrodan bahsediyorum. Yani benim için Semaver bir kamu tiyatrosudur. Yani bu ödenekle falan bağımsızdır. Yıldız Hanım bir kamu tiyatrosuydu. Yani kamu tiyatrosu derken ille devlet ödenekli, devlet tiyatroları, şehir tiyatrolarından bahsetmiyorum. Ha ondan bahsedersek çok tehlikeli şeyler anlatmam lazım. Yani tehlikeli şeyler çünkü anladım ki onları kurcalamak istiyorsunuz. Şu o da. Yani kamu tiyatrosu derken direkt devletten para alıp oturup bir takım zırvalıklar yapan tiyatrolara karşıyım. Yani bu devlet de olsa şehir de olsa. Çünkü o sonuçta devletin verdiği bizim paramız. Yani bizden alınan para. Bizden alınan para bize gene kültür olarak geri dönmesi lazım. Yani gidip orada bir takım zirzopluklar, bir takım komedi yapacağız, seyirci dolduracağız diye devlet ya da şehir tiyatrolarında yapılan tüm oyunlara karşıyım. Onların görevi değil bu. Para kazanmak değil onların görevi. Onların görevi belli bir kültür paylaşımında bulunmak. Bırakalım para kazanmayı, ticari tiyatrolar yapsın, para da kazansınlar. O aktörler de kazansın, onlar da yapsın. Ama hepimizin görevleri farklı. Yani o çok önemli Türkiye'de. Yani kamu tiyatrosu derken ödenekli tiyatrolar kastedilmiyor. Yani şehir ve devlet tiyatrolarından söz etmiyoruz. Kamu tiyatrosu dediğim gibi dünyada daha iyiye gitmesi için paylaşılması gereken şeyleri öneren tiyatro. Bu konuda çok bende bu çok önemli bir çizgi ama maalesef kamu tiyatrosu denince sadece özel evet. Şehir tiyatrosu ve devlet tiyatroları akla geliyor. Bunu hep yani tiyatro ile ilgili yaptığım bütün söyleşilerde yani bence bir yani bir kültür politikası tartışmasının da öznesi olması gereken aynen, bir konu. Aynen onu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Semaver Kumpanya, Kumbara Celli, işte Ses Tiyatrosu, evet. Ne bileyim Kenter Tiyatrosu bunların hepsi kamunun aslında kültür varlıkları. Kamuya hizmet etmişler tabii bunca senedir. Tabii ki. Yani başta para kazanmak için gitmiyor adam. Adam başta bir derdim var. Ferhan yıllarca bir derdim var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum diye oyun yaptı Ferhan Şensoy. Ve hala şahlarla aynı şey yapıyor son festivalde yaptı. Yani budur kamu tiyatrosu. Yoksa kamu ödenekli onlar farklı şeyler. Ama burada kamu ya da devlet ve şehir tiyatrolarında yapılan o kadar avır zıvır iş var ki onu da öne çıkarmamız lazım. Yani benim paramla, devletin parasıyla o ıvır zıvırı yapmamak zorunda. Yapamaz. Onun hakkı değil onu yapmak. Onu ticari yapsın ve para kazansın. Ticari tiyatro. O başka bir şey. İster yapar, ister yapmaz. O da ayrı bir şey. Ama ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Öte yandan kamu dendiği zaman işte bu ödenekli tiyatrolar... Bunu da konuşalım isterseniz. Bunu uzun süredir anlatmaya çalışıyorum ama beceremedim. Fazlasıysa sonra bakarız. Yani Anadolu'da kesilsin, devlet tiyatroları kapatılsın, şu bu. Hayır, kesinlikle ona da karşıyım. Devlet tiyatroları falan kapatılamaz. Devlet tiyatrolarını eleştirelim, daha iyi oyunlar yapsın diye eleştirelim, daha düzgün işler yapsın diye eleştirelim, batıralım yaptığı işler çok kötü diye. Bu ayrı bir konu. Ama devletin yani devlet tiyatrolarını doğuda, doğu illerimizde kapatmak demek bir katillik resmen. Yani ben Van'da gittim çalışmaya. Soğukta, buzda gerçekten arabadan inip prova için şeye yürüyemiyordum. Kapıya yürüyemiyordum ama yüzlerce çocuk pıtır pıtır önlükleriyle oyuna geliyordu ve herkes normal yürüyorlardı. Ve 2 liraya oyun seyrediyorlardı. Hiçbir özel tiyatro. Ne kadar parası olursa olsun. Van'a gidip o oyunu oynayamaz. Yani yol parası bilmem şeyi yetmez. Ne kadar para verilirse verirsin. O yüzden o yerel tiyatrolara kesinlikle ihtiyaç var. Yani kimse bugün Sivas'a, Erzurum'a bilmem nereye gider bir geceliğine. Gider o gece o kentin ileri gelenlerine oyunu yapar ve döner. Ama orada bir oyun 30 kere 40 kere oynanıyor.
Gene buradan yola çıkarak böyle başladım. Canım çok sıkılıyor o konularda. İzmit Şehir Tiyatrosu. Eskiden İzmit Şehir Tiyatrosu yoktu. Ne vardı 97'den önce? Buradan bir takım ünlü tiyatrolar giderdi, bir kere ayda oynarlardı. Ya da bilemedin bazı tiyatrolara iki kere oynarlardı. Yani iki salonluk müşterileri vardı, seyircileri vardı. Yani bu da 400-800 kişiydi. Ama İzmit Şehir Tiyatrosu orada kurulduğundan beri bazı oyunları 40 kere oynuyor, 80 kere oynuyor. Yani 4 ile çarptığında binlerce kişiye arttı tiyatro seyircisi. Yoksa eskiden seyirci hep aynı seyirciydi. Aynı 400 kişi. Ahmet'e de giderdi, Mehmet'e de, Ayşe'ye de, hepsine ayrı ayrı aynı seyirci giderdi. Ayrıca İzmit Şehir Tiyatrosu çok önemli ve kıymetli tiyatrocuların yetiştiği yer oldu. Elbette yani. Bir de oldu. Bütün şeylerin yetiştiği insanlar çıktı bir dönemde. Ama seyirci de arttı. Yani tabii, seyirci tabii. 10 kere 20 kere. O yüzden bu Anadolu'ya gitmek tiyatrolarını meselesi kapatmak sizin için zaten sözünü kestim, özür dilerim. Rica ama bunu zaten konuşmak çok önemli çünkü Anadolu'ya gitmek meselesi de genel olarak gündemden çıktı tiyatro açısından. Bunun ekonomik gerekçeleri var, pek çok gerekçesi var ama bir yandan da sahiden çok uzun zamandır İstanbul dışına, İstanbul'da bizim izlediğimiz oyunların herhalde %90'ı gitmiyor. Gidemiyor çünkü iki tane nedeni var. Bir tanesi Anadolu'da Türkiye'nin en uyduruk tiyatroları dolanıyor. Hepsine demiyorum. Sakın üstlerine alınmasınlar. Çok güzel arkadaşlarımız da gidiyor. Para kazanmak için. Dünyadaki, Türkiye'deki en uyduruk tiyatrolar, çeşitli isimler, taklit isimler halinde Anadolu'da oyun oynuyor. Bir, bu bir rezalet ve oyunlar yani orada bir kere gidiyor seyirci, bir daha zaten gitmiyor. İki, Anadolu'ya gitmek zaten 100 yıldır zul bu ülkede. Devlet tiyatrolarında, bütün Anadolu kentlerinde, bütün Anadolu tiyatrolarında oyun yapan tek yönetmen benim. İkincisi yok. İki ya da üçüncüsü evet, yok. Belki yani vardır da ben bilmiyorum. İzmir, Konya, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, yani. Van, Trabzon, aklınıza gelecek yer. Devlet tiyatrosundaki bütün şeylere gittim. Ama o dönem bile benimle dalga geçiyorlardı. Gidilmez Anadolu'ya, ne yapacaksın? Anadolu'da Shakespeare mi oynanır? Bilmem ne. Tabii Hamlet Diyarbakır'da Devlet Macbeth Tiyatrosu'nda, ay çok özür dilerim. O oynamak konusunda diyorlar işte burada kim anlayacak ondan kim, falan. Evet, siz evet ısrar ediyorsunuz ve oynanıyor. Aynen, ve öyle şeyler çok yaşandı. Da güzel seyirci buluyor galiba. Değil misiniz? Kilometrelerce kuyruklu seyirciler oldu her seferinde oradaki Shakespeare'lerde, Kısasa Kısas'ta, 12. Gecede. Yani öyle bir dert yok ama Anadolu'ya gitmek demek şu demek. Yani burada dizi çekmeyeceksin, reklam yapmayacaksın, bir tane tiyatro yapacaksın. O da zor biraz. O yüzden de şikayet çok da gerçeğe baktığınız zaman gerçek o kadar şey değil, net değil. Bu yaşımda iddia ediyorum. Hala Anadolu'da herhangi bir tiyatro, gel burada bir şey yap, hani al sana 2-3 yıl buraya vereyim. Yani kafamda bir an düşünmem giderim. Çünkü bütün o 80 milyon insan tiyatro bekliyor aslında. Bakmayın tabii, bunu beklemeyenler oranın belediyeleri, kamu kuruluşları ya da diğer. Çünkü tiyatro oralarda parasız yapılamaz. Yani bir salon gerekiyor, o salonu ısıtmak gerekiyor, soğutmak gerekiyor, insanların lojmanını halletmek gerekiyor, şu bu. En başta üstümüne düşmemiz gereken şey, bizde her şey gibi o da gerçekleşmiyor. Ama yani burada ağlamanın anlamı yok, tiyatro, salon yok, şu bu falan diye. Bence tam tersi, salonda var, her şeyde var. Bizde yeterli adam yok. Çok azız. 80 milyonluk ülkede 3-4 bin kişiyi aşmıyoruz. Yani bunu yıllardır tekrarlıyorum. Belki her röportajda ama sırf Paris'te 90 bin kişi var. Biz 3-4 bin kişiyiz. 3-4 bin kişi arasında geçiyor bütün görsel sanatlar meselesi. O da İstanbul'da cereyan ediyor. O da İstanbul'da cereyan ediyor. Hatta Kadıköy yani Beyoğlu hattında yani. Operası da, balesi de bilmem nesi, her şeyi bu 3-4 bin kişi içinde geçiyor. Bu kadar komik bir şey mi olur? O yüzden de adam bulamıyoruz. Kaç tane proje son dönem, biraz bakarsanız etrafa, son 2 hafta, 3 hafta içinde neredeyse 10 tane proje yaptı
Daha başlamadan yattı. Hepsi büyük istekli arkadaşlar, o aktörler, yönetmenler. Oyuncu bulamadılar. Çünkü oyuncular meşgul. Çünkü yeteri kadar oyuncu yok. Yani o bir yerine 50 tane oyuncumuz olsaydı mutlaka o oyunlar bugüne gün yüzü görürlerdi, olurlardı. Birçok oyun turneye gidemiyor İstanbul'dan. Çünkü arkadaşlarımın dizileri var. Ha bu haklı haksız onları tartışmıyorum. Çünkü elbette onlar da yemek yiyecek, onlar da diziden para kazanacak, öbürü bir yerden para kazanacak, şu bu. Okey, bütün bunları eleştirmiyorum. Ama eleştireceğimiz taraf henüz çok azız. Ve gerçekten bir tiyatro yapabilme kapasitesine sahip olmak istiyorsak Anadolu'da ve bütün Türkiye'de da olduğumuzun 10 kat fazlası olmak zorundayız. Şimdi iş bulamayanlara bakmayın. Mutlaka iyi olup da iş bulamayan da doludur. Ama bugün 4 yıllık konservatuvar bitirip, ertesi gün ben aktörüm, ben oyuncuyum deyip iş arayanlar kendilerini 4 yıl hukuk bitirmiş ya da mimari bitirmiş bir adamdan daha üstün sayıyorlar. Ben niye iş bulamıyorum falan diye. Öyle değil hayat. Bir de galiba yani burada bir sizin söylediğiniz şeyi anlıyorum. Tabii ki bir bence anlayışla da konuşuyorsunuz ama oyunculuk kültürü ve eğitimine dair de bir sorun yok mu orada? Yani evet, elbette dizide hani dünyanın pek çok yerinde dizilerde oynuyor oyuncular ama oyunculuğun ana damarı bu kadar çok dizi, dijital platform şimdi, olması normal mi? Yani hani şey gibi oldu ya, ekranda bir şekilde tırnak içinde rüştünü ispatladıktan sonra bir de üzerine tiyatro yapayım, o da benim prestijim olsun gibi. Tersi oluyor yani. Ya da ikisinden biri. Dünyada olanlar bizde tersi oluyor. Evet. Yani dünyada bütün yani sadece fark var. Ekonomi açıklayabilir mi? Hayır. Bir oyunculuk eğitimi kültürümüzle ilgili de bir korkunç bir erozyon var. Oyunculuk eğitimiyle ilgili. Yani gene örneklerle verirsek Türkiye'de her önüne gelen okulda bir tane şey açıldı. Konservatuvar açıldı ya da oyunculuk bölümü açıldı. Ama bu oyunculuk bölümünün hocalarına bakalım. Hepsini çok severim, çok saygı duyuyorum ama ne oluyor? Yani X bir şehirde üniversite bitiren bir genç çocuk, ertesi gün başka Y, yani başka bir şehirde hocalık yapmaya başlıyor. Ordunu yetiştirdiği başka bir yerde ve bunlar arada profesör falan da oluyorlar. Ve arada tiyatroyu hiç görmemişler. Tiyatroda sahneye çıkmamışlar ya da tiyatronun mutfağında hiç yaşamamışlar. Bu arkadaşlarım, bu genç arkadaşlarım hoca şu sırada. Ve bu insanlar yeni adam yetiştiriyor. Yeni aktörler yetiştiriyor. Ama ne oluyor? Dizi de o aktörleri kullanmıyor. Çünkü çoğu aktör değil. Dizi gene ister istemez gidip sinema yönetmeni olarak istediği gibi manipüle edebileceği, istediği oraya bak buraya bak diyebileceği genç, güzel, yakışıklı erkek ya da kadınlarla çalışıyor. Onlar zaten oyuncu değil çoğu. Ha, oynamasınlar mı? Kesinlikle oynasınlar. Gelsinler, hatta tiyatroda da oynasınlar. Belki gelişirler, ileride onları da aktör olarak kazanabiliriz. Ama şu sırada öyle bir şey yok. Yani çok azız. Aslında asıl meselemiz o. Anadolu'ya gitmiyor olmak da bunun bir parçası elbette olabilir. Elbette. Niye oradan gitsin ki? Burada çıkmıyor. Ona iş var. Yani insanlarla tanışamıyor. İnsanlar burada, ev burada, dizi burada, reklam burada, dublaj burada. Niye gitsin ki? Yani orada bir cevher varsa o da ortaya çıkarılamıyor. Buluşamadığı kesinlikle için. Kaynıyor. Deneyimli insanlarla. Bir de dizi karşı sektörünün düşün. İster istemez şöyle bir şey var. Yani dizi sektörü genç bir çocuğu alıyor bugün. Çarklar arasında eziyor, parçalıyor ve tükürüp atıyor. 5 yıl sonra o dizide o genç 5 yıl sonra yok artık. Evet. Ya evlenmiş gitmiş ya başka bir mesleğe dönmüş. Çok var. Bir bakın 10 yıl arkaya tabii, doğru. Tabii. 10 yıl. Ama kimler hala kalmayı devam edebiliyor dizilerde? Eskiden gerçekten aktör olmuş. Hala aktörlüğü sürdüren ve dizilerde de aktörlük yapan. Dizi bitse de o aktörlüğüne devam edebiliyor. Ama öbür gençlere bakın. O karmaşa içinde öğütülmüş, dışarı püskürtülmüş bir sürü genç erkek, genç kadın işsiz güçsüz dolaşıyorlar. Çünkü aktör değiller, meslekleri yok aslında yani.
Sizin aslında böyle söyleyince bir Anadolu çevre ve mahalle, bütün bunlar birbirine hani yansıyan şeyler ya kavramsal olarak. Yani işte mesela Semaver Kumpanya'yı kurduğunuz sene verdiğiniz bir söyleşi var. Bu arada Semaver Kumpanya işte Altaner Bulak için kuruluyor. Necdet Uygur'un tiyatrosu oluyor. Sonra Işıl Bey sürdürüyor orada bir tiyatronun varlığını. Çevre tiyatrosu. Çevre tiyatrosu. Doğru. Okul değil, amatörlerle yapacağım kurs ayrı bir şey. Mahalleye, çevreye yönelik bir şey. Çalışanların hepsinin profesyonel olacağı bir grup istiyorum. Bu grubun kendi içinde bir süre yaşamasını, ışığı, sesi, kendi vücut dillerini öğrenmelerini istiyorum. Sanki bir yüksek okul gibi Kumpanya'da bu hayalinizi gerçekleştirebildiniz mi? Bunu sormak istiyorum. Aa, ne güzel. Ben mi söylemişim onu? Evet, 2002 yılında ilk... Harika. Şimdi de aynı şeyleri verdim tekrarlayabilirim. Kesinlikle profesyonellik tarafındayım. Çünkü tiyatronun bir meslek olduğuna inanıyorum. Her halükarda. Yani bunun amatörü olabilir ama amatör tiyatro başka bir şeydir ve bizle pek ilgisi yoktur. Amatör kardiyologluk varsa amatör tiyatroda amatör beyin cerrahı olabilir. Profesyonelliğe kesin inanıyorum ve Semaver'i ilk kurduğumda gerçekten bütün meselem her şeyi öğrenmeleriydi. Ki yani ışığı da, sesi de, kamyon yüklemeyi de, hatta yemek yapmayı da öğrenmeleri. O da doktorum arasında var. Yani hala o 20 yıldır 365 gün yemek yapılır. O sizin başlattığınız gelenek. Tabii ki benim başlattığım. Semaver yani... Kumpanya'da her oyun öncesi ekip böyle özenli sofralar kurup kocaman bir sürü ama böyle havalı yemekler yapılıyor. Herkes oturuyor masanın etrafında. O kadar yedikten sonra oynamak sorun değil. Yok, onu bekliyorlar oyun sonrasını yemeği. Ama bütün gün yemek var. Yani gerçekten. 365 gün yemek pişer orada. Ve herkese açıktır. Çay, kahve, yemek, şu bu. Orada anekdot anlatayım. Böyle arada çok ciddi konuştuk. En başta bütün bu öğrenciler, şeyler geldi. 130-135 kişiyiz. Ve her gün bir ekip yemek yapıyor. Her gün birisi yemek yapıyor. Etraf siliniyor, toplanıyor. Bunlar öğrenmenin içinde elbette hepsi. Bir gün hep beraber oturduk şeye, sofraya, böyle gene 25-30 kişi yemek yiyeceğiz. Yeşillik, ne yaptın kızım bugün? Bugün ıspanak yaptım. Harika. Oturduk, ıspanaklar dağıtıldı. Ve baktık ki biz o ıspanak falan değil, semizotu. Semizotu diyorum şimdi, dereotu. Semizotu olsa iyiydi. Semizotu olsa geçer. Dereotu, çünkü o genç kızcağız daha dereotu ile ıspanağın arasındaki farkı bile bilmiyordu. Ama lise bitirmiş, üniversite okumuş bir hanımdı. O yüzden yani Semaver'in kuruluşunda her şeyi öğretmek çok önemliydi. Ve gerçekten o öğrenenler bugün işte müthiş güzel aktörler olarak devam ediyor. İşte bir Serkan olsun, Nadir olsun, bir sürü insan Tansu çıktı oradan. Biçer. Tansu Biçer çıktı. Bir sürü arkadaşımız çıktı. Sezin, Sarp, Hanım, Merve Sezin, Dizdar. Merve çıktı yeni. Bizim Volkan yönetmen oldu. Yani koca bir ekip. Şimdi onlar da yeni insanlar yetiştiriyorlar. Elbette demin de o konuşmamızın en başında dedim ya, sinema yapacak olsam objektifi bilmeden, yani geniş açı, dar açı şeyini bilmeden ya da kaç diyaframın nerede kullanılacağını bilmeden sinema yapmak çok istemem diye açıklamam oydu. Yani şeyde de mutlaka onun bilinmesi gerekiyordu tiyatrocu olacaklarsa. Burada söylediğiniz özellikle mahalleyle, çevreyle ilişkiye dair çok bana özel geliyor. Yani o hani işte Anadolu'ya gitme fikrinin paraleli. Tabii. O yüzden dedim. Hani bulunduğu yerde işte hani çok konuşulurdu. Ben işte Hayat Televizyonu'nda çalışırken komşu olduğumuz için biliyorum. Ya burada tiyatro mu olur falan diye kocamız da hani... Evet ama işte o mahallenin çocukları şimdi bizim yarısı teknisyenlerimiz ve oyuncularımızı oluşturuyor. O mahallenin çocukları, koca Mustafa Paşa'nın çocukları, o sokakta böyle Işıl abi oyuna şeye girebilir miyiz, provaya şuna bunu. Şimdi Işıkçımız örneğin. Yani oradan yetişti bu insanlar ve o dönem ilk gittiğimizde samimi söylüyorum, bize mahalleden börek falan yapıp gönderiyorlardı. Yani börek yolluyorlardı, yemek yolluyorlardı.
gelip temizliğe katkıda bulunuyorlardı ve zaman içinde biz de çok uğraştık birlikte yürüyebilelim diye ve bugüne kadar hiçbir problem olmadan beraber kaynaştık ve beraber götürüyoruz. Yani sonuçta Haliç'in öbür tarafında, gerçekten Haliç'in öte yanında bir tiyatro. Yani kaybolmuştu o tiyatro, öyle bir yer yoktu. İşte gene bütün bu okul bitiren gençler, salon yok, salon yok, salon yok İstanbul'da anlatıp dururlarken ben salon aramaya giriştim ve oraya denk geldim. Orası da 100 yıldır kullanılmıyordu ben gittiğimde. Daha önce Altan Bey, Altan Erbulak olsun, Nejat Uygur olsun kullanmışlar. Epeydir kullanılmıyordu ve gerçekten darmadağın çöktü. Çocuklarla girdik içeri. Akademi İstanbul çocuklarıyla girdik, yıktık, parçaladık, ettik, yeniden kurduk her şeyi. Sıfırdan yaptık yani. Bütün bunlar güzel maceralardı ama bu tiyatroların bence var olmalarının ve hala var olmalarının nedenleri hep arkalarında birer öykü taşıyor olmaları. Ve bunlar yazılı ya da filmdeki öyküler değil, işte hep o yok olan öykülerden. Yani İzmit Şehir Tiyatrosu da baktığınız zaman gene başka bir yerde kuruldu. Orayı elimizden aldılar hastane diye. Biz gittik Seka'yı yıktık, ettik, parçaladık bütün o salonu. Tekrar salon yaptık oyuncularla bilmem ne. Onu yapırken bizi gören belediye hadi dedi buraya gelin ve o koca şey çıktı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi ortaya çıktı. Yani nereden nereye, o kadar bir öykü var ki arkasında aslında. Hepsini tek tek incelediğimiz zaman hem hiçbir şey yok hem de kitaplar dolusu öykü var. Hem Semaver'in arkasında hem İzmit Şehir Tiyatrosu'nun arkasında. Peki yola çıkarken işte aslında biraz şey anlamında söylüyorum. Bu şimdi Semaver için o gün söylediğiniz şeyler işte ya da İzmit Şehir Tiyatrosu'nu kurarken başladığınız, hayal ettiğiniz şey işte Samatya'daki mahallelinin, Paşa'daki mahallelinin tiyatrocu olması, size katılması, oradaki o sosyolojik ortamın içinde bir tiyatronun kaynaşması, keza bu işte Anadolu'da tiyatro yapmak, Diyarbakır'da yapmak, Van'da yapmak. Sizin tiyatro ile ilgili en çok vurguladığınız şeylerden bir tanesi söyleşilerinizde dikkatimi çeken aslında sürdürmek, ısrar etmek, süreklilik. Süreklilik, evet, onu iyi almışsınız. Aslında tam olarak o anlamda merak ediyorum. Yani bu, çünkü bunun bir eğitim ve sonuçları olması açısından sizin o başladığınız şey ya da yani sizin nezdinizde o eğitim şeyi, ne diyeyim, tedrisat kısmı sürebiliyor mu, sürdürülebilir modeller miydi bunlar? Aslında onu konuşmak için. Evet, yani bence Semaver o hayali gerçekleştirme derken onu merak ediyorum. Hani sürdürülebilir hayaller miymiş mesela şimdi baktığınızda? Evet, evet, sürdürülebilir o gelenek devam ediyor mu ama o çıkış? Buna istiyorsanız tersten cevap vereyim, sonra o sürdürülebilirliğine geleyim. Şusa'da niye yürümüyor? Niye pandemi geldiği zaman bütün bizim bu küçük tiyatro mu diyeyim onlara, kendilerine alternatif tiyatro diyorlar, merdiven altı tiyatro diyorlar, neyse yani o küçük tiyatro, niye kayboldu hepsi? Yani hepsi değil hepsi, tabii. Tamam ya. Yani eksepsiyonları hep bir tarafa bırakıyorum. Evet. Yani mutlaka eksepsiyonlar var. Hiçbir şeyi genel doğrular içinde söylemiyorum. Yani öyle bir şey yok kafamda. Elbette. Ama niye sürdürülemezdi? Yani sürdürülebilecek bir şeyler yapmıyorlar yeni genç arkadaşlarım. Hepsi bir şey yapalım, ille yapalım onu. Yapalım, sahneye çıkalım, kendimizi gösterelim. Önce ailemize, daha sonra da arkadaşlarımıza üçüncü oyun yok. Bir ikinci oyun yine aynı. Ailemize gösterelim, arkadaşlarımıza gösterelim, üçüncü oyun yok. Yani baştan itibaren anlatabilecekleri şey çok az. Anlatmak diye bir dertleri de yok zaten çoğunun. O zaman olmuyor işte tiyatro. O zaman sürdürülebilme hikayesi yürümüyor. Sürdürülebilmesi demek bir aktörün ya da yönetmenin ya da grubun belli bir kültür birikimiyle oluşması, bir derdi olması ve onu paylaşmak için yola çıkması gerekiyor. Yoksa oyun yapmak için yola çıkmak bir tiyatrocu için yeterli değil. Oyun yapmak, herkes yapıyor oyunu. Görüyoruz da. Ve herkes yapıyor ve geçiyor. Yapıyor ve geçiyor.
Meselemiz o değil çünkü. Oyun yaparken şeyi düşünseler, para kazanacağız biz bu işten, ona da varım. Çünkü para kazanılacak oyun yapılır. Çıkarsın oraya, bacağını gösterirsin, gıçını gösterirsin, bilmem ne yaparsın. Para da kazanırsın yani ticari olarak. Buna da kimse itiraz edemez. Niye itiraz etsinler ki? Neyle kazanacaksın? Sonuçta paranı kazanacaksın. Ama öbür taraftan biz bir şey anlatıyoruz diyen yok. Biz çıkıp oyun yapacağız. Oyun yapınca da sürülmüyor işte, sürdürülmüyor, gitmiyor. Semaver en başta kurulduğunda halk için elit tiyatro gibi laflar vardı. Yani benim laflarımdı gerçi. Onları çok zor çevirebildim. Yani hem elit tiyatro yapacağım hem popüler tiyatro yapacağım ama hep anlatacağım. Hep bir derdim olacak. Aramızda toplandığımız zaman da hep bir dert konuştuk. O derdi nasıl anlatacağız? Bu derdimizi anlatmak için hangi oyunu kullanabiliriz? İşte Titus Andronicus kullanabiliriz. Transporting kullanabiliriz. Esrar eroin sorunu varsa bunu kullanabiliriz. Yani bir derdimiz vardı hep. Bu derdi... Ben kolektif tiyatroya da inanmıyorum. Şimdi buralardan nerelere geleceğiz? Güzel güzel. Benim gelmek istediğim yere çok uygun. Hayır hayır. Ben biliyorum oraları provoke ediyorsun. Bence mesele iyi bireyler gerekiyor önce. Bireysel olarak. O iyi bireylerin oluşturduğu kolektivite geçerli. Ama başta kolektif tiyatro, her şeyi beraber yapıyoruz falan. Ben bunlara hayatımda hiç inanmadım. Önce bireylerin iyi olması gerekiyor. İyi derken donanımlı olması gerekiyor. Donanım sadece teknik bilmekle olmuyor. Donanım dünyayı tanımakla oluyor. Donanım belagatları kuvvetli olmalı her birinin ayrı. Belagatları kuvvetli olabilmesi için donanımlarının kuvvetli olması evet. gerekiyor. Yani resmi bilmeleri gerekiyor, müziği bilmeleri gerekiyor, yazarları bilmeleri. Ve Akademi İstanbul'da ders yaparken hocalar işte Serkanlar falan döneminde yemin ediyorum Garanti Bankası'nda sergi açılıyor. Görmeyen sınıfa giremez diyordum. Yani bütün opera bilmem bütün sergileri gezmeden dersi kimseyi almıyordum o dönem. New York'a turneye gidiyoruz. İlk gittiğimiz yer Modern Müze ya da Metropolitan'e gidiyorduk. Daha salona gitmeden. Çocuklar görsün yani Salvador Dali, Salvador Dali diyor da ne olduğunu İstanbul'dan çıkan genç bir çocuk için çok önemliydi o dönemler. Yani gidip Degas görsün, Renoir görsün, bilmem ne görsün. Bunlar çok önemliydi. O çocuklardı gerekli olan. Yani bir gittiği zaman hep Salvador Dali, herkes sever Türkiye'de ama kimse gerçeğini, orijinalini görmemişti. Gittiğimiz turnelerde önce yani şeye de gitsek, Hollanda'ya da gitsek önce Van Gogh'a gidiyorduk ondan sonra şey yapıyorduk. Yani öyle öyle donanım oldu ve yetişti insanlar. O olmadan iyi tiyatrocu, tiyatrocu olunur. Herkes tiyatrocu olabilir. Ama iyi tiyatrocu olmak için belli bir donanıma ihtiyaç var. Her şeyde iyi olabilmek için. Yani mimar için de geçerli bu söylediğim. Hukukçu için de geçerli. Tiyatrocu için de geçerli. O yüzden inatla biz bir mesleğiz deyip duruyorum. Yani biz kendimizi bir meslek olarak kabul etmediğimiz sürece işte böyle çıkarız. Ben bugün kendimi göstereceğim. Ben oynamak istiyorum. Ben oynamak. Allah Allah. Sanki Ahmet oynamak istemiyor. Yani illa sen mi oynamak istiyorsun? Herkes oynamak istiyor. Bugün Türkiye'de 5000 kişiyi çıkar sokağa herkes ben de oynayacağım, ben de oynayacağım diye. Hiçbir tane de duymadım ben oynamak istemiyorum diye. Ben istemiyorum. Hayır yani. Ya korkarım. Konservatuvar ya da benzeri okulları her bitiren ben yarın sahneye çıkacağım diye uğraşıyor. Ne oluyor ne bitiyorsa. Bu o kadar basit bir şey değil. Bir meslek. O meslek de donanımlı. Dişçi de bir meslek. Bizim tiyatroda bir meslek. Yani bir tiyatrocuya nasıl gidip diş çektirtemiyorsan dişçiye de gel şurada Hamlet Tire'de oyna diyemezsin yani. Çalıştırırsın dersin. Ona da çalış. Yani o yüzden bütün bu genç tiyatrocu arkadaşlarıma şunları bunu söyledim. Önce bir kere bir donanın. Yani bir donanın. Konuşulacak bir şeyiniz olsun. Konuşulacak bir şeyiniz olunca derdiniz olur. O derdi anlatmanın yolu olarak tiyatroyu kullanın. Derdiniz yoksa tiyatroyu boş verin. Ticaret yapın ya. Daha güzel meslekler var dünyada.
Ticaret yapsa, bir ressam için de aynı. Bir ressam gelip, o geçen bugün mü dün mü ne okudum, yani Mondrian'ın bir resmi 54 milyona satılmış. Bir kırmızı, bir yeşil, bir iki tanesi. Herif oraya gelinceye kadar ne kadar kafa parçalamış, neler yaşamış, neler yapmış ki onu anlatabilmiş bir derdi. Şimdi bizim aktörlerimiz daha yani hayatında bir tane klasik okumamış ya da kafiyeli bir tane oyunu el atmamış, ne olduğunu bilmeden gidip alternatif tiyatro yapacağız diye uğraşıyor. Birdenbire Antonin Artaud oluyorlar, birdenbire Eugenio Barba oluyorlar, yani birdenbire Grotowski ve katmanları oluyorlar. Herkes bir şey oluyor tiyatrocu olmak dışında. Herkes bir şey oluyor ama. Augusto Boal'cı oluyorlar falan yani. Ölebilirim şaşkınlıktan. Augusto Boal 4 yıl hocamdı, beraber yaşadım. Türkiye'ye geldim, herkes Augusto Boal, bunlar kim? Diye baktığında susmak zorundasın tabii. Tamam olun abi falan deyip geçiyorsun. O zaman işte gençlere vereceğin tavsiyede niye tavsiye vereyim ki yani, en azından paylaşacağım şey de bu, öyle yok öyle. Bu bir meslek. Tam burada şunu yani bütün bu anlattıklarınızı aslında yapmış da birisiniz o yüzden. Ama bunu birlikte paylaştığınız insanlar bunu hakikaten sürdürüyor mu? Sürdürüyorlar işte. Çünkü o zaman bir model oluyor demek ya, tam da elbette ustalar, çıraklar diyecek elbette. Yani sürdüren de var, sürdürmeyen de. 3 yılda ben hazırım, ben gidiyorum diyen de var. Hala bunu sürdüren de var. Yani Bülent Emin Yarar'la hala şey gibi konuşuyoruz, iç içeyiz yani. Hala bir oyun yaparken aynı heyecanları duyuyoruz ve nasıl yaparız diye üstünde şey yapıyor. O bana yönetmen olarak saygı duyuyor, ben ona aktör olarak saygı duyuyorum. Hala beraber nasıl çalışırız, nasıl işler yaparız birlikte diye koşturup duruyoruz. Ta tanışıklığımız 93, Macbeth işte bahsettiğiniz Diyarbakır. O günden beri beraberiz, elbette var. Bu tür paylaştığım arkadaşlarım. Onlar aktarıyor mu anlamında aslında? Aktarıyorlar. Okullarda hani aktarıyorlar. Başka kendi yerlerde. Kendi tiyatro hayatlarının tabii içinde. Tabii ki. Yani Tilbe'si de aktarıyor, o da aktarıyor. Herkes bir şekilde, etrafta bir aile var. Bir ailem var, öyle diyelim. Ona da inanıyorum. Ona da atalım istiyorsanız. Yani bir sürü şeye giriştik. Tiyatro bir aile iş. Bir aile olmadan tiyatro olmuyor. Hiyerarşi yok ailede ama bir aile var. Hiyerarşi olmayan aile tabii ailenin varoluşuyla biraz çelişiyor ama. Evet ama bir aile var. Yani ben de kendimi Fransa'da bir aileye ait hissediyordum bugüne değin. Hala yani ben mesela kafamda Strayler olmasa, Ainer Müller olmasa, işte Mehmet abi Ulusoy, Klaus Gruber bilmem ne, bunlar benim için benim ailem. Aslında. Bunları tanıyıp tanımamamın, birlikte çalışıp çalışmamanın bir önemi yok. Yani Koltes benim ailem. Patrice Chéreau benim ailem. Antoine Vites, beni ben yapan adam, bir ailem. Yani ailesiz bizim meslek zor. Sizin yani rejisörlüğünüzde en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi aslında klasik sahnelemeyi, klasik metinleri çok seviyor olmanız. Ve onlardan hiç vazgeçmemeniz. Ama naçizane ben rejisörlüğünüzde çok yeni unsurları o geleneksel olan içine inanılmaz yedirdiğinizi ve çok yeni reji unsurları kullandığınızı hep düşünürüm naçizane. Ama bu mesela gelenekselci biri gibi de sizi zaman zaman konumlayabiliyor. Evet. Bir de yeni metin, yeni tiyatro, yeni akımlar denen, bu tiyatroda yeni olan ne, yeni sizce ne olabilir ya da? Hem biçem olarak hem metin olarak. Şimdi geleneksel bir şey taşıdığım doğru. Çünkü bir kere anlatmak istediklerimin çoğunu o geleneksel şeyler, geleneksel, niye geleneksel, bugüne kadar kalmışlar en azından 500 yıl, 400 yıldır. Oradan kendiliğinden tekstler, kendiliğinden zorlamış beni. Bir kere değerleri oradan var. İkincisi,
Belki de ilk yaptıklarımda gerçekten kendimle ve ailemle çok uğraştım. Yani Kral Lear yaparken babamı düşünmeden yapamazdım. Ya da üç kızı düşünmeden yapamazdım. etrafta. Yani her şeyde mutlaka kendimden bir parça var. Kendimden bir parça olmayan hiçbir oyunum yok. Yani mutlaka bir yerinde oyunun kendimle olan savaşı, kendimin başkalarıyla olan savaşı da dahil. Yani kendi kendimleden bahsetmiyorum. O savaşlarımın mutlaka izdüşümleri şeyde var. Oyunlarda var. Biçim ve şey, gene eskilere döndük. Yani 1970'lerde gene içerik mi biçim mi tartışması yıllarca sürdürdük. Birbirimizi yedik. Yani o dönemki edebiyatçılar daha doğrusu müthiş bir şekilde bir taraftan Tezer Özlü'nün yazdığı şeyler, bir taraftan şey. Böyle herkes birbirini yiyordu. Biçim mi, içerik mi, biçim mi? Şöyle. Tam o dönemlerden ben de genç olarak işin içinde en azından düşünüyordum. Fikrimi söyleyecek halim yok ama düşünüyordum yani. Bir şey diyordum, insan ve hala aynı şekilde geçerliyim. İnsan kendi kendine o donanımı yapabilmeyi becerebildiyse ondan sonra onu anlatmak değil, onu nasıl anlatacağı önemli. Yani biçime de ağırlık vermek lazım. Çünkü tabii ki o sıralarda şampiyon hep içerikti. Yani öne çıkan şey hep içerik, içerik. Halbuki biçim olmadan o içerik hiçbir işe yaramadığı zamanla çok daha net anlaşıldı. Yani bugüne kadar bize sunmaya çalışılan yüzlerce şeyde mesaj vermekten öteye geçemedi. Çünkü o mesajı biçimini doğru düzgün vermediğiniz sürece, o biçimi icat etmediğiniz, yapamadığınız sürece o işe yaramıyor. Aynı şey şunu söylemeye getireceğim. Ya bunlar çok iddialı şeyler ve böyle bir konuşmada bilmiyorum. Bana Hamlet'i verin, ben size aynı Hamlet'i çeşitli şekillerde oynayayım. Hiçbir tekst değiştirmeden. Sıfır tekst değiştirirken. Bir tanesinde yasaklanır, bir tanesinde alkışlanır, bir tanesinde yuhalanır, öbüründe oturulup sarılır. Yani bu, o yüzden yönetmenlik falan derken bu siz neyseniz yaptığınız işle iç içe ve sarmaş dolaş yapmazsanız bir işe yaramıyor. Ancak sarmaş dolaş olduğunuz zaman bir şey çıkıyor ortaya. O zaman siz geliyorsunuz, geleneğin içinde yenilik var diyorsunuz. Öbürü diyor, bu çok gelenekse, öbürü başka. Zaten söylemek istediğim amaç da bu. Zaten insanlar çeşitli şeyleri düşünsünler. Çünkü insan tek değil, yönetmen tek değil. Öbür türlü zanaat oluyor. Herkes aynı şey. Yani yazılanlara bakarsak didaskaliye oradan sağdan girer, sola doğru üç adım atar. Sağa bakar ve Bach'ın şeyi çalıyordur diye bir şeye uygularsak olmuyor. Demek ki her işte kendiniz yoksa, ben bir aktöre de, genç bir aktör, buraya yanıma gelen ya da karşılaştığım genç kadın erkek aktöre de en fazla söyledim. İyi tamam bu rolde, sen neresindesin? Sen nesin? Yani bunu ben okutuyorum sana. Ahmet'e de okutuyorum, Mehmet'e de ya da Ayşe'ye, Fatma'ya da okutuyorum. Hadi ne? Siz kendinizi koymadığınız sürece, bu role yok öyle aktörlük. Ya da öyle yönetmenlik de yok. Şey de çok ilginç. Yani tiyatro yönetmeni olarak tek titrinin, yani bütün kariyer evet, titrinin sadece evet, tiyatro yönetmenliği olduğunu gördüğüm, yani okuduğumda naçizane. Tek insan sizsiniz. Ve bu da enteresan. Yani oyun yazma deneyimimiz var, aktörlük, yani başka bir sürü şey de, ama bence siz biraz bunu seçmişsiniz de yani. Evet. Biyografilerinizde bile oralar blah falan, oralar bir titre olarak kullanılmıyor asla. Hayır. Evet. Yani ben ne sinema yaptım, ne dizi yaptım, ne film yaptım, ne reklam, hiçbir şey yapmadım. Ben sadece tiyatro yönetmeniyim. İnatla da örnek olsun diye diyorum ki 3 tane çocuk büyüttüm. 3 tane. Ve 3 kızı da tiyatro yönetmeni olarak büyüttüm. Yani yapabilirsiniz. Yani yapılabilir bir iş benim yaptığım.
Ha, para kazandım mı? Hayır. Gerçek anlamda söylersem. Hayır, hiçbir şey kazanmadım. Ama üç çocuğu büyüttüm ve okuttum sonuçta. Sırf tiyatro yönetmenliği yaparak. Yani evde o ev mev falan öyle kazanmak annemden kaldı. Ben de oturuyorum. Yani şey değil, kendim üstüne bir şey katamadım çocuklarımı okutmak dışında. Ama bu becerilebilir, olabilir. Yeter ki onu yapın yani. Bunu yani nerelerde bunları söylenecek şeyler değil ama yani ilk çocuğum benim 13 metrekare bir odada doğdu. Evde, evim 13 metrekareydi. Ve ben tiyatrocuydum yani sonuçta. 13 metre şu kadar bir yerde doğdu. Yani orada da yaşadım. Ondan öncesinde de sonrasında. O yüzden şey değil, yapılabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ağlamak yeter ağladığımız. Önümüz açık. Tiyatro her zaman geçerli. Çünkü seyirciyle birlikte olabildiğimiz bir sanat ve birlikte yaşadığımız bir sanat. Yatak odasına girmeyeceğiz. Yatak odasında ben elime şeyi koyuyorum, göğsüme bilgisayarı ve film, diziye, video, her şeyi seyrediyorum ama tiyatro seyredemiyorum. O yüzden tiyatro seyretmek için sokağa çıkıyorum. Başka insanlarla birlikte oluyorum. Başka insanlarla aynı havayı soluyorum. Daha da önemlisi, aktörlerle aynı havayı soluyorum. Ve biliyorum ki o aktörler her gün başka şey oynuyorlar. Aynı oynasalar bile. Öyle zannediyorlar ama başka şey oynuyorlar. Her gün. Onu seyretmek bile bir zevkli bir seyirci için. Yönetmen Mehmet Acar 1989 yılında Mimesis'teki bir yazısında şeyi vurguluyor. Türkiye'de tiyatronun yazar tiyatrosu olmasının sorununa dikkat çekti. Benim sevdiğim, kafamda bir şey açan bir makalesi vardı. Aslında tam da bunun tersi bir şeyiniz var. O yüzden de yönetmen tiyatrosu sanki bana tiyatronun daha şeyi gibi geliyor. Yok. Biçimi değil mi? Değil. Gene en önemli şey yazar. Yani yazar olmadan hiçbir şey yaramıyor. Çünkü mesele yönetmen olarak, peki benim meselem o yazarın söylediği, anlattığı şeyi ben aktarmak istiyor muyum? Benle bir ilgisi var mı? Benim, çünkü ben birinin memuru, görevlisi falan değilim. Ne canım istiyorsa onu aktaracağım. Ne canım istiyorsa değil, derdim neyse onu aktaracağım. O yazı beni ilgilendiriyorsa, o yazar ve o tekst, ben onu alıp kendimle birleştirip aktarıyorum. Ama beni ilgilendirmiyorsa zaten bakmıyorum. O yüzden o yazar olmasa ben olamam yani sonuçta. Ha, bazen de yazarı bırakıp kendi kendimizin istediklerini, evet, anlatıyoruz ki onu çok yapmadım. Yapıyorum arada sırada ama. Sanki tiyatro olunca böyle biçim, yani sahneleme bana metinden yani çok daha sade ya da tırnak içinde kolay bir metin bile bir rejiyle bambaşka bir şeye olabilir, dönüşebilir gibi geldiği için belki de. Gelir. Mehmet Acar'ın vurgusu tabii daha şey, zaten 90'ların başı, o döneme ait bir şey de. Doğru söylüyorsun ama yani o metin bir kişiyle daha birleşiyor. Yönetmen. Bırak onu, oyuncuyla birleşiyor. Bazen evet, bir doğru, kostümcü bile oyunu değiştirebiliyor. Tabii. Bazen bir dekorcu. Kukla. Dekorcu oyunu değiştiriyor, dramatürk değiştiriyor, ışıkçı değiştiriyor. Müzik. Müzik değiştiriyor. Bir tane oyunun başka anlamlara gitmesi. O yüzden bütün o aktörlere ihtiyacı var tiyatronun. Yani tiyatroda müzik de, ışık da, dekor da, kostüm de aslında birer aktör. Yaşayan aktörler. Kostüm de aktör, dekor da bir aktör. Onlar hem de yaşayan aktörler, diğer aktörler kadar değerli. Çünkü onların katkısıyla o tekst değişiyor, oluşuyor, başka yerlere gidiyor ama aktarılıyor. Yani orada biçim giriyor işte. Yani bir şekilde en iyi aktardığımız andan itibaren o da iyi tiyatro oluyor. Şimdi festivale çok da girmeyeceğim dedim ama bitirirken biraz festivalden de konuşalım. Tabii. Sonuçta en azından benim için festival sayesinde sizinle böyle bir söyleşi yapma imkanı oldu. O yüzden yani bir söyleşinizde festival programına dair şeyi vurguluyorsunuz. Yapmak
isteyip de ve yapamadığım şeyleri bir düşündüm ve programı oluştururken biraz onların üzerine gittiğini söylüyorsunuz. İşte hani sonuçta Zülfü Livaneli gibi bir isme oyun yazdırmak, işte Falsay, Ece Dağıstansay, Selçuk Yöntem gerçi ertelendi ama İlyada yapacak olması, Okan Bayülgen'in Richard'ı oynaması, işte gibi gibi sinemacıların tiyatro yapması bir challenge olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Sizce nasıl sonuçlandı? Artık festivalin sonuna da geliyoruz. Valla ben bütün yaptıklarımın arkasındayım. Bir kere başta onu düşündüm. Ne yaptın Işıl? Yaptıklarının tamamının arkasındayım. Çünkü kimileri çok beğenildi, kimileri daha az beğenildi. Her oyun hakkında en azından bir tartışma çıktı. Bu anlamda benim için çok önemliydi. Zaten istediğim şey buydu. İki, diğer önümüzdeki yıllarda insanlara bir heyecan verdi. Demek ki yapılabiliyor, sıfırdan bir takım şeyler yapılabiliyor. Yani hazır oyunları alıp ben festivale getirmedim. Hepsi bir challenge, hepsi bir iddiaydı. Yani olurdu olmazdı, hepsi bir iddiaydı. Hala o iddia devam ediyor. Yani hala... olsun olmasın ama bunlar yapıldı ve festival ilk defa bu sene bütün kreatörlere, yaratıcılara parasını önceden verdi. Yani alacakları para neyse işte seyircinin belli bir şeyi şu su bu su derken onu önceden verdi. Buyurun yapın. Hazırlayın. Hazırlayın oyunu diyor. Bunlar müthiş katkılardı Türk tiyatrosuna. İnşallah böyle devam eder. Yani katkı olarak devam eder. Çünkü her genç tiyatronun ilk meselesi ya oyuna başlayacağım da neyle prodüksiyon yapacağım? Dur bak festivalde oyununu kabul ettirse ya da festivalde oynayacaksan şunun bu kadarı sana önceden verilecek şu bu gibi bir takım şeyler. Şimdi baktığım zaman gene yurt dışını konuşmuyorum. Bu Euro meselesiyle yurt dışından daha sınırlı ama çok kaliteli oyunlar geldi. Evet. Yani bir Orman Kitabı, bir Juliet ve Romeo. Juliet ve Romeo oyunlar hakikaten çok ufuk açıcıydı yani. Evet. Niye? Bizim için o kadar iki tane oyuncu ve neredeyse dekorsuz bir minibüsün evet. içine gereken bir dekorla Hong Kong'a, Bali'ye bilmem nereye gidecek o oyun. Hodri meydan işte bize. Yani öyle dekorum yok, ışığım yok, salon yok falan demenin anlamı yok. Yapın. Yeter ki bir derdiniz olsun, bir şeyi anlatmaya çalışın. Yoksa kamyona rekor, bende robot yok. Ya olmasın robot mobot. Eskiden bizde de robot yoktu. Parlığın önüne filtreleri delerek koyardık. Şeyler yaratmak için, efektler yaratmak için. O yüzden festival bence... İyi oldu. İyi olmanın ötesinde örnek oldu. Yani konuşulmaya başlandı tekrar. Tekrar insanları heyecanlandırdı. Tekrar bir şeyler yapabiliriz birlikte dendi. Ve koca bir yerli tiyatro şeyi çıktı. Yani 26 tane yerli oyun. Neredeyse hemen hemen hepsi sıfırdan. Bir, ikisi hariç. Hemen hemen hepsi sıfırdan yapılmış. 26 tane oyun kazandı Türk tiyatrosu. Sever, sevmez. Başka bir şey. Onlar işin öbür tarafları. Ama bunlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Peki bir şey daha. Yani pek çok tabii oyunlar bazında eleştiriler bilmem neler. Bunlar bence hani her festival döneminde olabilecek şeyler. Eleştirilerin içeriğini ayrı ama onlar hani ne diyeyim üzerine düşünülebilir, konuşulabilir de benim söyleşimin konusu değil. Ama böyle genel olarak programın içeriğinde daha sizin etrafınızda olan isimlerle yürüdüğünüze dair işte genç kuşaklarla buluşup burada risk alıp almamak bu kısma dair ne diyorsunuz bu tartışmaya şimdi, dair? Şimdi bu tartışmaya hiçbir şey demiyorum. Belki haklı olabilirler konuştuklarında ama ben kendi açımdan etrafımdakiler değil, Türk tiyatrosunun son dönemine bakıp kimlere bugüne kadar gerektiği kadar değer verildi, verilmedi ya da kimlere birlikte yürüdü Türk tiyatrosu ve kimse farkında değillerle de uğraştım. Yani bugün Nejat Uygur olsaydı çok isterdim festivale katmak. Çünkü her zaman saygı duyduğum bir insandı ama
Türk tiyatroları yeni gençlerle, şunlarla, bunlarla konuştuğu zaman farkında bile değiller. Ya da Ali Poyrazoğlu'nun öneminin. Farkında bile değiller. Adam 60 yıldır sahnede kimlerle çalışmadığı şey kalmadı, yapmadığı iş kalmadı. Yani insanlar bir takım bir taşlar yerine otursun istedim. Yani bir durun, bir bakın bakalım etrafınızda kimler var. Ondan sonra gençler yaparız. Daha önümüz hep, daha yani bir 5-10 yıl daha yaşarsak daha gençlerle iş yapılır. Mesele o değil. Mesele gençler, bir de şuna inanıyorum her zaman. Yani bizim meslekte böyle armut piş ağzıma düş diye bir şey yok. Bir şey iyi olduğu zaman, 5 kuruş parasız da yapılsa, bilmem ne de yapılsa, o bir süre sonra gözükür. Anadolu'da, ben Anadolu'ya çok gittim geldim ama onu boş verin. Anadolu'da bugün devlet tiyatrolarının hepsinde, tümünde ya da Ordu ya da Eskişehir ya da neresi olursa olsun. Nerede ne oyun yapılırsa orada iyi birisi varsa ben onu öğrenmek için çaba sarf ediyorum. Ve öğreniyorum. Şimdi burada siz beni provok ediyorsunuz. Genç tiyatrocular arasında hayır, yok mu mesela? Etsinler. Müsaade etsinler ama. Yani öyle ben onu takip ediyorum. Aha. Ama ben bunu ışıl direk olarak söylüyorum. Hı hı. Yani ben yıllarca bak Sivas'ta bilmem kim ne oyunu yapmış. Orada şu kız varmış diye biliyorum kafamda. En azından takip ediyorum ve değerlendirmeye çalışıyorum. Hı hı. İstanbul'da da duyduklarımla devam ediyorum. Elbette içinde gözüme kestirdiklerim var. Bir takım iyi şeyler de oluyor elbette. Her zaman olacaktır zaten. Ama yavaş yavaş böyle birdenbire bir festival gelip tüm Türkiye tiyatrosunu çözecek, tüm Türk tiyatrosunu yukarıya çıkaracak ya da aşağı indirecek bir şey yok. Bir takım şeylere başlandı. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bir de festivalle ilgili yani düşündüğüm şeylerden bir tanesi Eskişehir Tiyatrosu var, Kıbrıs var. Yani bu sizde yerelde tiyatro deneyimi olan ve oraları bilen biri olarak daha fazla bugün işte şehirde, DT'de taşıyabilecek şey var mı? Bu süreçte görme imkanınız oldu mu? Yoksa oralarda çok kayıp var mı? Hani bunu hem politik atmosfer hem tiyatroda geldiğimiz şimdi yer devlet tiyatrosuna soruyorum. Müracaat ettim. Hı hı. Yani yapılmamış ya da İstanbul'da oynanmamış şu ya da şu oyun diye. Hı hı. Takip ettim. Ama olmadı. Hı. Bana sormayın. Hı hı. Yani anladım. Ben onları takip ettim. Hepsini. Hı hı. Ve teklifte götürdüm. Dedim hı hı. ki bu oyun İstanbul'da olmadan ben festivalimde gelirse, festivalimize çok da mutlu olurum dedim. Burada kalayım. Tabii ki Eskişehir'e yıllardır bir saygım var. Çok hoş oyunlar yapıyor oradaki arkadaşlarım. Dedim ki Haldun Taner üstüne bir şey yapar mısınız? Onlar da kabul ettiler. Yani müthiş bir şey. Ben istedim diye onu kabul ettiler ve bir oyun yaptılar. Ayın 20'sinde gideceğim oyuna. Demokrasi üstüne Haldun Taner'den bir oyun yaptılar. Aynı şey Maraş sorunlarını biliyorum, Kıbrıs sorunlarını biliyorum ve Kıbrıs Ali Efkoşa Belediye Tiyatrosu'na telefon ettim. Sizin şöyle bir oyununuz var festivale gelir misiniz diye. Yani bunların hepsi bilinçli, kendi kafamda en azından yani küçük kafamda ya da neyse bilinçli tercihlerdi, bilinçli isteklerdi. Olmayanlar da bilinçliydi. Hı hı. Yani teklif edip geri dönüş almadıklarım da elbette oldu. Ama niye düşünmedin değil, düşündüm. Bizde film festivalleri hakkında yani dünyadaki örnekler hakkında çok fikrimiz var aslında. Ne bileyim işte Berlin Film Festivali'ni biliriz. Jürisini biliriz, nasıl aktığını biliriz, işte Oscar'ı, kanı bilmem ne falan, Tokyo'da film festivalini. Ama tiyatro festivalleri hakkında bence Türkiye'ye hiçbir şey yansımıyor. Yansımıyor çünkü Türkler bir tek Edinburgh'u biliyorlar, orayı. O bile çok böyle kısıtlı. O da böyle şey olması. Aslında bu festivallerin en kocamanı, en şeyi Avignon. Bütün şeyi toplayan, büyük yapımları
diyelim bir araya getiren Avignon Festivali var. Avignon Festivali de 100 yıldır devam eder. O festivalin de çok önemli iki bölümü var. Yani bir in festival, bir off festival vardır. In festivalde festivalin kendi seçtiği ve prodüksiyonunu da kendisi yapar. Ya da yüzde bilmem kaç oranında, büyük oranda o prodüksiyona katılır. Böyle bir 10-15 tane oyunu vardır, oyun ve dans. Bir de off festival vardır ki 500 kişi bile oynayabilir. O 500 kişi kimdir? İşte salon kirasını veren, parasını ödeyen herkes o off festivalde oynayabilir. Onun bir şeyi yok. Bir seçmesi, şusu busu yok. Sadece o festivalde yer alıp almamasına için müracaat ediliyor. Bugüne kadar Avignon Festivali'nde oynayan bir tek Mehmet abi vardır, Mehmet Ulusoy. Bir de Genco, başka bir aktörün oyununda oynadığı Genco çıktı gerçek anlamda. Başka da kimse çıkmadı Avignon'a ama off'ta herkes gidebilir. O da gider, bu da gider, ben de giderim. Burada da düşündüm öyle bir şey yapayım off şu bu diye. Ama bazen bir yandan önce şey de istemedim yani bir takım şeyleri böyle büyük başlayıp off'la başlayıp bilmem neyle başlayıp büyütüp sonra işin aslını ortadan kaybetmekten de korktum bireysel olarak. Ama niye olmasın yani bir tiyatro pazarı falan gibi şeyler düşünmedim değil. Zaten ilk bana teklif edildiğinde festivalin küratörlüğü. Önce küratörlük ne diye zaten kendi kendime sordum. Bir de ben ne yapacağım diye sordum. Sonra gerçekten şey mücadelesi başladı kafamda. İki ay boyunca kabul etmedim çünkü. Ya ne yapabilirim? Yani ben ne istiyorum da olmadı bugüne kadar. Çünkü baktığın zaman Östermayerler, Strayler'ler herkes geldi festivale. Çok iyi festivaller düzenlendi Türkiye'de bir dönemler. Ama hep kızgınlığım şeydi, festivaller yeni oyuncu, yeni aktör, yeni aktörler, yeni yönetmenler, yeni gruplar doğurmalı. Ve bunlar öyle bir gitmeli ki kalıcı olabilme ihtimalleri olan şeyler doğurmalı. Ve hatırlayabilmeliyiz, bak şu festival yüzünden bu adam çıktı ya da bu oyun bu festival yüzünden çıktı ve devam ediyor. Ya oralara ulaşmaya çalıştım kendi kafamda yani. Bunlar festivalin görevi olarak bakıyorum. Hala da öyle inanıyorum. Yani hala paylaştığım, projeleri paylaştığım arkadaşların devam edeceklerine bütün şeyim, kafamdaki istek ve arzu. 90'larda yazdığınız İstanbul Monomor oynayacak festivalin sonunda. Evet. Oynayacak, perform edilecek. Tam ne diyeceğimi bilmiyorum. O bir deneyim yaşanacak. Ben de sizinle birlikte yaşayacağım. Aslında bu bir bu proje. Bu sizi heyecanlandırıyor mu? Yani 90'larda yazmışsınız. Bugün hayata geçiyor. Sizinle yıllarca çalışmış Volkan Sarıöz yönetiyor. Bakalım göreceğiz. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Herkes bunu anlamıyor hiç kimse bunu konuştuğum zaman ya da festival konusunda da. Diyorlar ki o oyun nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben de geleceğim seyirci olarak sizinle birlikte. Çift'e de bakacağım. Orman kitabına da bakacağım. Şeye bakacağım. Gerçekten bu da benim, evet benim projem ama yani benim projem değil. Artık o dostların projesi yani etrafında 50 kişi çalışıyorlar. Ne yaptılar, ne ettiler, tekst nerede, tekst var mı, yok mu hiçbir şey bilmiyorum ama güzel bir gün yaşamayı umut ediyorum. Volkan Sarıöz sizce nasıl bir yönetmen? Müthiş olacak. Hala bence şu sırada da iyi. Sesi yaptı yeni Yapışahları da Vururları. Ama üstünde elim omuzunda yani ne denir de tabii ki sonuna kadar destekliyorum ama çalışan her bütün arkadaşlarımı çok desteklemeye uğraşıyorum sonuna kadar. Çünkü onlar ne kadar başarılı olurlarsa Türk tiyatrosunda ki işte o rekabet dediğim şey belki biraz kıpırdar. Bizde rekabetsizlik eksik çünkü derdim o. Yani kimse kimseye ulaşmaya çalışmıyor. Kimse bir şeyi aşmaya da uğraşmıyor. Herkes kendi içinde ben olduğumda yaşıyor. Oysa Volkan beni aşmalı yani mutlaka.
ben de bilmem kimi aşmalıyım. Yani o tür savaşlar olmadan bizim iş çok zor yürür. Uzun zamandır rekabet sözcüğü bu kadar pozitif anlamda karşıma çıkmamız işte gerçekten. Yok, ben... hani sözcüğü yeniden sevdim. Çünkü hani böyle modern dünyanın o işte beyaz yaka dünyasının rekabet bilmem ne iş yeri şeylerinin dışında böyle pozitif bir rekabetle epeydir evet. karşılaşmamıştım. Böyle söyle sırasında birkaç kez kullandınız. O yüzden o da böyle bir kafam şey bir yerde tutuldu buna. Son olarak festivaller bir dediğiniz bu bir devinim ve bu devinim bir yerde biraz daha tarihine bakarak işte batılı anlamda Türkiye tiyatrosunun kuruluşuna işte Ermenilerin büyük rolünü hatırlayarak işte bugün var olan işte siz bildiğiniz için Kürt şehirlerini işte Kürtçe tiyatro deneyimlerinin artık hatırı sayılır bir birikimi var oradan bir şey de katarak bu devinim buralara da gidebilir mi? Ya gitmeli. Yani işte festival içeriği genişledikçe bütün buralara ulaşmak zorunda. Yani öyle bir projem vardı festivalin başında. Yani hem Kürtçe, hem Ermenice, hem Ladino, hem Arapça, hem Boşnakça, Rumca konuşulan, Süryani dili konuşulan bir projem vardı. Ve bununla bütün Anadolu birleştirmek istiyordum. Beceremedim. Yani beceremedik arkadaşımla beraber. Uğraştık böyle bir projeye. Belki seneye yaparız. Ama bütün bunlar elbette alan. Hatta böyle gidip şeyi bir takım tekstleri çevrilmediyse Ermenice'ye, Kürtçe'ye, Ladinoce'ye çevirtmek için yollamıştım bile. Öyle bir proje. Ama onlar olmadı. Hayır. Belki. Ama demin de ne dedim? Düşünüldü içine dedim. Yani bir şekilde düşünüldü ama bu. Buradayız. Yani zaten hani düşünülmesi ve hayal edilmesi söyleştim bence tamamı birazcık hayal etmek. Evet. Hayal etmeye cüret etmekle ilgiliydi bence anlattığınız şeylerin çoğu. Herhalde. Evet evet her şey sıfırdan kaynaklanıp sıfıra gitti. O çok önemliydi. Yani hayatımda düşünsenize 150-160 oyun yaptım diyorum. Daha hiçbir oyun nereden parasını bulacağım da yapacağım diye düşünmedim. Oyuna başladım anasını. Ne olursa olur. Yani para kaybetmek, kazanmak bilmem ne hiç aklımın ucuna gelmedi. İlle o oyun yapılmalıydı ya da o tiyatro, Semaver Kumpanya açılırken neydi ki? Arabalarımı sattım, bilmem neyimi sattım. Paris'te tiyatro kurarken sözlüğümü bile sattığımı hatırlıyorum. Yani bir Ansiklopedi Universalis vardı o dönemler. Çok önemliydi. 7000 franga sattım. Şimdiden beri o kafamda. Yani onu sattım ki oyunculara para ödeyeyim diye. Yani işte o da gene böyle derinine girersek amatör olmasın bilmem ne parası. Yani Semaver'i de kurarken öyle. Her şeyimi sattım da Semaver'e girdim. Bilmem neyi yaparken de öyle. O yüzden para gelecek diye düşünmedim. Ne kadar nasıl, ne satar da öderim diye düşündüm hep. Ama şikayet etmedim. Yani şikayet edecek hiçbir şey yok. Ön çok açık herkes için. Her şeye rağmen. Oyuna devam. Oyuna devam. Çok teşekkür ederim teşekkür söyleşi ederim. İçin. Şahsen benim için hakikaten büyük mutluluk. Umarım işte artık o devinimin içinde yeni buluşmalarımız, yeni İnşallah. Söyleşilerimiz olur. Sizi basınla da hiç bu kadar buluşturmamıştı hayat. Evet. Festivalin en büyük kazanımlarından biri Işıl Kasapoğlu'yla tiyatro üzerine bol bol konuşabilmek oldu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür sizleri de biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.